Atla aşağı. Lola. Lola. Papayı. Oy Lola, ne cins bu? Kim çağırsın? Bu İngiliz terör olması lazım. İngiliz ama terör. Kırma. Ama kırma. Tam orijinal değil yani. 8 yaşında. 8 yaşında. Sen misin? Bayağı yaşlı. Abim. Abim aldı hem bana kaldı. Bana devroldu gibi bir şey oldu. Ha, sana devroldu. Aynen. Lola. Vegas'ta benim direkt. Vegas'ta senin. Peki Vegas'la benzerliğin var mı karakter olarak? Yok. Hiç mi benim? Vegas asla dinlemez. Sen dinliyor musun? Ben dinlerim. Hayır, benim böyle bir şeyim yok. Lig başlılığım yok ama Vegas çok lig başlı. Ama bebek oldu işte, olabilir mi? Ya mesela şeyleri var, arkadaşları var aynı yaşta, aynı cins olarak. Onlar dinliyorlar mesela. Ha. Bu hani mamaya karşı bile, başka bir şeye karşı bile bir şey yok. Bir reaksiyon yok. Hani minnet etmez aslında. Vav, gururlu köpek. Bayağı. Belki onu senden almıştır babası. Zannetmiyorum. Sende de gurur yok mu şimdi yani? Vardır da. Yani o kadar yok. O kadar hani, yok. Örnek veriyorum, ben aç kaldığım zaman birisi bana yemek teklif etse okey derim, giderim ama o asla. Vav, sadece İstediği senden mi yiyor? Yok, yemek yemesinde sıkıntı yok ama mesela sen ona bir şey, örnek veriyorum, ödül mamasıyla biz genelde şey yapıyoruz ya, ödül mamasına şey yapmaz, tamah etmez aslında. Peki Lola'nın durumu? Lola'nın durumu her şeyi yapar. Lola satar. Kimse karışmasın ona. Ha. Diğer köpekler ona karışmadığı sürece hiçbir şey yok, hiçbir sorun yok. Aynen. Korkuyor biraz, korkak bir köpek. Ha. Yani şeyde, ufaklığından, cinsinden dolayı da olabilir. Evet. Yaşadığımız peki böyle komik, ilginç bir anınız var mı? Yaşadığımız komik... Vegas bir ara onu... götürmüş oyuncak olarak kendi böyle bir şeyi var. Yattığı bir nokta var, minderli falan. Oraya oyuncak olarak götürmüş, onu oynamaya çalışıyor. Bununla? Aynen. Oyuncak niyetinde onunla oynuyor. Yoksa şey, pek bir şeyi yok. Lola, sen demedin mi ben oyuncak değilim demedin mi sen? Hiç sesi çıkmaz asla. Aboş, bu kadar mı güzel bir çocuk olur Loloş'la? Peki, bizim şimdi can dostlarla ilgili bir röportaj yapıp yayınladığımız YouTube'da bir kanalımız var. Tamam. Biz diyoruz ki herkes kedi ya da köpek ya da fark etmez. Hayvan sahibi herkes olmamalı. Yani seni izleyen izleyiciler için bir köpek sahibi olmadan önce ne yapılması gerekiyor? Bir köpek sahibi olmadan önce hani bırakmayacaklarını önce şey yapsınlar, kesinleştirsinler. Hani geçici süreyle de alıp şey yapanlar oluyor. Hani geçici ev olarak tam bakıyorlar. O da sözüm yok ama kesin alacaklarsa hani emin olsun ilk önce. Onun dışında pek bir sorumluluğu yok zaten. Günde iki defa veya bir defa köpeğin ırkına göre dışarı çıkması gerekiyor. Yani Lola bir için Lola'ya bir yetiyor mesela, Vegas'a bir yetmiyor. Vegas bir defa da çıkacaksa eğer mesela çok uzun süreli çıkması lazım. Bir 4 saat mesela. Lola bir 15 dakika evine tarafına dolaşsa onun için yetiyor zaten. Dışarıya falan seven bir köpek değil. Ha, mesela Lola yağmurdan korkar. Yağmur yağdığı zaman çıkmanı da asla. Kapıya çıkar, kapıdan geri döner. Tasmayla bir götürdüğün zaman havlar. Ha. İstemez yağmur dışarı çıkmayı. Aboş. Vegas'ta öyle bir problemimiz yok. Vegas karda, kışta. Her türlü ben dışarı çıkayım yeter benim için. Her zaten türlü evet, kafemiz var. Kafenin sürekli balkon kısmında, açık olan kısmında zaten. Ha, nerede kafe? Hemen yukarı tarafta, Abbas Ağa Parkı'nın biraz yukarısında. Adı ne? Hayes. Hayes. Aynen. Hayes kafeye gitmenizi öneriyoruz arkadaşlar, hayvansever olduğu için. Köpekleri de alıyorlar. Aynen. Ay, hiçbir problem yok. Köpeklerin de gittiği bir kafe, Hayes kafe. Instagram'da alırız, bu videonun altına tamamdır, ekleriz. Tamamdır, teşekkürler. Onun dışında alacak insanlar, kişiler için hani evde mesela öyle görüyorum, alıyor kendisi, getiriyor. Ailesi problem çıkartabiliyor. Onu da önceden konuşsunlar. Evet. Hani ben alacağım, böyle bir fikrim var. Öyle eve getiriyor, iki gün bakıyorum, üçüncü gün tekrar ailem izin var diyor. Olayına yani geliyor. Onu da önceden düşünseler çok iyi olur. Aynen. Bir de onun dışında yaptığın da aslında riskli. Hani tabii ki sokakta kalmasın diye almışsın. Ama tabii ki bir Vegas'a bakmak her baba yiğidin harcı değil. Tabii. Çünkü bir kere iri kıyımlı çok güçlü bir hayvan. Yani böyle özelliklerine ayrı hafif ince. Biraz VIP bir köpek. Mümkün değil abi. Bir kere sürükler götürür. Yani o yüzden her köpek, her ırk, her insana uygun değil. Yani maalesef ki değil ama hani güçlüsün, çekebiliyorsun, çekebiliyorsun. Peki, benzerliğin yok. Yaşadığın komik hikaye bunu alıp da... Oyuncak gibi oynaması. Oyuncak gibi oynaması. Onun dışında yaşadığınız böyle enteresan onun bir hikaye var. Onun dışında kedileri sevmez. Dışarıda pek kedilere salça olur. Aslında kedileri sevmez değil de oyun oynamak için yanlarına gidiyor. Oyuncak zannediyor onlar da, oyun oynayayım onlara diye. Bu her şeyi oyuncak zannediyor. Kedi de buna tabii ters şey yapınca biraz korkmaya başladı. Kedileri sevmiyor artık. Onun dışında hiçbir köpekle hiçbir problem yok. Dişi, erkek, büyük, küçük. Hepsiyle oynar. Asla saldırganlığı yok. Çiftleştirdiniz mi arkadaşı? Yok, kısır. Kısır. Direkt kısırlaştırdık. Geldi, 5,5 aylık olduğu gibi kısırlaştırdık. Anladım. Okay. Çünkü hani polisler
sıkıntı yapıyordu. Bizden el, yani bir maddi cezası yok, direkt elinden alıyorlar. Öyle mi? Bizde o durum olmasın diye direkt maaş yaptı. Nasıl yani, şimdi öyle bir yasa mı çıktı Sırlanka? Tabii, yasaklı ırklarda. Aldığınız gibi 5,5 aydan sonra 6 aya doğru kısırlaştırma yapmanız gerekiyor. Çift taktırmanız gerekiyor. Ve ağızlıksız gezdirmemek gerekiyor. Bu üçünü ben biliyorum. Bu üçünü de yaptım yani. Hiçbir sorun olmadı şimdiye kadar. Anladım. Zaten bir saldırganlığı yok. Kıskanç bir hayvan. Lola'yla değil de başka büyük bir köpekle yoğun bir şekilde oynadığın zaman direkt kıskanır seni. Gelir sana saltalar, üstüne atlar, ağzına gider. Ağlıyor lan, ha, kıskanır falan. Biraz. Ha. Tek başınayken de asla sen oynamaz ama. Kendi kafasına göre takılır. Beraber uyuyoruz. Çok seviyor beraber uyumayı. Lola'da öyle bir sorunumuz yok ama Vegas benim yanımda uyumazsa uyumaz aslında. O yüzden tek başına bırakamıyorum ben. Efendim çok rica teşekkür ederim. Ediyoruz. Rica ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Bütün hayvansever arkadaşlara da tekrar dipnot geçiyoruz. Lütfen alacağınız ırkı bir araştırın. Onun özellikleri sizde varsa, yani biz şuna biraz daha farklı bir dilde anlatıyoruz. Böyle Vegas'a bakabilecek bir götünüz varsa güçlü bir hayvan alın. Eğer yoksa böyle bir tortiş alabilirsiniz, sahiplenebilirsiniz. Bak hiçbir şeye karışmıyormuş. Diyormuş ki bana dokunmayın, ne yaparsanız yapın lan. Bana dokunmayın lan, bineyim. Bin yıl yaşasın diyormuş Loloş. Efendim teşekkür ederim. Rica ederim. Sizinle tanışma memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Görüşürüz.